Evlilik vaadiyle dolandırıldıysanız arkadaşlarım telefonlarınızı, ihbarlarınızı bekliyor. Şimdi sizi Kader Sarı ile tanıştıracağım. Kader'in hikayesi Antepli İsmail'e benziyor. 4 günlükken annesi tarafından çocuk esirgeme kurumuna bırakılıyor. O şimdi annesini bulmuş ama biyolojik babasını, gerçek babasını, daha doğrusu biyolojik gerçek özür dilerim. Yani evlatlık çocuk alan onu büyüten babalara haksızlık olur. Biyolojik babasını aramak için yanımızda Kader 19 yaşındaki Kader Denizli'den geldi. Bize güvendi. Didem ablaya güveniyorum, gerçekler ortaya çıkacak diyor. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Kader Sarı gelir misin bir tanem? Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Nasılsın bir tanem? İyiyim, sen nasılsın abla? Sağ olasın. Sen bize başvurduğunda ben bütün videoları izliyorum. Tamam. Dedim ki davet etmeliyiz. Hemen gelmeli. Elimden geldiğince sana bana güvendiğin için teşekkür ederim. Tamam mı? Senin için her şeyi yapacağım. Senin bir de bebeğin varmış. Evet, 4 aylık kızım 4 var. 4 aylık kızım var. Gel bakalım, acayip şeyler yaşamışsın. Evet. Bak, senin hikayene çok benzeyen, daha önce İsmail bize başvurmuştu. İzleyebildi mi bilmiyorum, İsmail Güneş. Bir hatırlatması, Antep'ten yayınımıza başvurmuştu. Senin gibi 4 yani çok kısa 4 günlük müydü? 4 tam zaman hatırlamıyorum da 4 günlükken verilmişti, öyle hatırlıyorum. Gaziantep'ten biyolojik annemi, ailemi aramak için buraya geldim demişti. Onu bir hatırlamak istiyorum çünkü orada bazı güzel gelişmeler var. Ekranlara getirmek istiyorum. İsmail Güneş'i hatırlıyoruz. Bakalım neler konuştuk, neler yaşadık. Dediler yani evlatlıksın dediler. Sen bunların çocuğu bile değilsin. Birazdan seni babanla kavuşturacağız. Baban burada. Geldi. Yıllık bir buluşma. Bir yıl boyunca seninle kalmış İsmail Güneş'in annesinden bahsediyorum. Annen gelsin mi? Gelsin. Annene bir Gaziantep'te kalabileceği, hayatını devam ettirebileceği bir ev vereceğiz. Artık düzenli bir işin olacak. Sigortan olacak. Seni de evlendireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi oğlunuzun nikahı kıyılacak. Sağ olun. Sevgili Sema Gül'le birlikte yeni bir hayata başlayacak. İçimde bir heyecan. Bu kalp sana çarpar inan. Gözlerine baktım an. Sizleri karı koca ilan ettim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ya neler yaşadık neler. İsmail de senin gibi başvurdu. Hayat arkadaşıyla beraber. Ne düşünüyorsun İsmail izlediğinde? Biraz kendimi gördüm ama ben kuruma direkt verildim. Diyorum, evet. Koruyucu ailem 5,5 yaşımda aldı. Çok güzel bir ailem vardı. Aile hayatım çok güzeldi. Annem zaten hep benim peşimde koşardı. Aman kızım şunu yapma, aman kızım bunu yapma. Babam dışarıdan çok sert görülür ama... Koruyucu aileden bahsediyorsun. Aynen. Koruyucu babam çok sert görünür. Hatta ev arkadaşlarım falan geldiğinde baban ne kadar sert derler. Sonra benim konuşma tarzımı görürler. Babamın bana yaklaşımını falan görüyorlar. Kader bu görünen adam bu değil. Nasıl bu kadar yakınsınız diyorum ama benim babam herkese karşı böyle. Hı hı. Yani... Seviyorsun onlar, sen onları, seni büyütenleri. Evet. Güzel insanlarmış. Ya ben onlarda tattım anne baba sevgisini abla, nasıl sevmeyeyim. O yani onların hiç çocukları olmuyordu. Bir yandan onların görüntüleri ekranlara geliyor. Yani ilk gittiğimde mesela ben kurumda muz meyvesini bilmiyordum. Babam manav benim, manavdı, emekli olmuştu filan. Muz getirmişler, bu ne filan demiştim. Annem anlatıyor. Muz filan demişler. Sonra bana ben bilmiyorum meyveyi ne kadar güzelmiş filan dedim. İkinci görüşmeye geldiklerinde tekrar bir kasa filan getirmişlerdi. Ne güzel ya. Sonra ben koruyucu aileden
14 yaşımda falan şeye geldim, kuruma, çocuk esirgemeye falan geri döndüm. Neden? Abla ergenlik, sonra... Kendi hataların yani. Evet, kendi hatalarım sonucu. Annem hatta başım, ayağımın dibine oturup yapma kızım, bu senin hayatın, orada yapamazsın, sen oraya alışkın değilsin. Sen bize alışkınsın, bizi de geçtim, sen bu evi çok seversin, bizi seviyorsun, yapamazsın orada falan dedi. Yani dedim ben istemiyorum sizi falan diye bayağı kalplerini kırmıştım. Onlara geleceğiz. Seni kuruma kim bırakmış bir tane? Peçete alabilirsin oradan. Ben kendim gittim ablaya. Hayır, 4 günlükken. 4 günlükken evet. Öz annem bırakıyor. Öz anne. Neden bırakıyor kuruma? Abla annemin, çok özür dilerim ama onun lafından dokusu yalan, biri şüpheli. Ben şey yapamıyorum. Her anlattığında değişik anlatıyor, farklı bir şey anlatıyor. Ya bir insan annesine güvenir, annesini sever, annesi yanındayken hiçbir şey olmayacağını düşünür, ona zarar gelmeyeceğini düşünür. Biyolojik annenden bahsediyorsun. Aynen. O yanındayken, oh ben rahatım, benim annem yanımda, bana bir şey olmaz, annem beni her şeyden korur diye düşünür. Ben gerçekten koruyucu ailemin yanında hep öyle düşünüyordum. Ama ben öz annemin yanına geçtiğimde annemden korkmaya başladım. Öyle mi? Neden? Annem benim... Bir tane kardeşim var. Ama ona gelmeden önce sen, yani seni 4 günlükken yuvaya veriyor, çocuk esirgemeye veriyor ve zaman zaman da seni ziyarete geliyor. Aynen. Geliyor yani, tabii ama abla ben... Ne anlatıyor? Hatırlıyor musun peki o dönemi? Hayır, hiç hatırlamıyorum. Çok küçüksün tabii, 5 yaşına kadar. Sadece doğru mu yanlış mı, hayal mi hatırlıyorum, gerçek mi onu bilmiyorum. Ne, ama ne hissettiğini hatırlıyorsundur. Ne hissediyordun o geldiğinde, gittiğinde? Yok, onu da hatırlamıyorum. Ben sadece şeyi hatırlıyorum, gerçek mi yanlış mı onu da bilmiyorum da. Hayalimde olan bir şey mi bilmiyorum. Bir kere doğum günüm vardı benim. Ona gelmişti. Onun fotoğrafı var aklımda. Onu biliyorum. Hı-hı. Bir de şey, evine gitmiştim ben onun. Böyle sepet şeklinde kesiyorlardı bizim saçlarımızı. O zaman gitmiştim. Üstümde yeşil bir yelek vardı. Onun fotoğrafı falan var. Ben, saçınız öyle kesiyordu sizin? Ha, kurum da öyle kesilirdi hep. Anladım. Sessiz olun arkadaşlar. Evet. Ben anneme karşı... Daha küçükken bağ kurmak için çok uğraşmıştım 14 yaşımda. Ama kendi kızım olduğunda çok iyi anladım ki çok küçükken bağ kuruluyorlar. Hiç eve götürmedi mi peki seni 5 yaşına kadar? Annen sürekli götürdü. Kurumda mı seni sadece götürdü ziyaret diye etti? Biliyorum. Hı. Bu anlattığım şey kurumdan götürdü diye biliyorum. Hı hı. Ama pek anneme vermezlerdi beni. Vermediler. Ki vermemeleri daha iyi oldu. Çünkü oraya gittiğimde kuruma psikolojim bozuk olarak dönüyormuşum. Öyle diyorlardı. Gittiğinde eve kötü. İşte sonra ben koruyucu aileye gittim. Ayrıldıktan sonra anne değil de baba özlemini çok yaşadım. Çünkü kurumda çok iyi insanlar var ki gerçekten ne kadar zor şeyler yaşasam da anneler çok iyi davrandı. Ben onların sayesinde bu kadar, yani orada bu kadar şekilde dik durmayı başardım. Şimdi çok... ben kuruma daha önce de gittim. Muhabirken de çok gidip geliyordum. Daha sonra da ziyaret ettim. Ama son yıllarda ziyaret etmedim. Gerçeği söylemek gerekirse. Hiç unutmuyorum. Daha mesleğe yeni başlamıştım. Gittim kuruma. 4-5 yaşındaki çocuklar, hatta daha da küçüklerdi galiba. Hepsi biri ayağıma sarıldı. Biri üzerime doğru tırmandı. Öyle yapıyorlar. Biri boynumu öptü. Yani üzerine birden böyle 10 tane yakın çocuk vardı böyle. Öyle yani yapıyorlar. Gelen kişiyi böyle şey, yani çok büyük bir, yani tabii kurum çok fazlasıyla büyük bir şefkatle hep, hepinize yaklaşıyor. O başka ama... O hep ondan bir, değil. Evet. Hep aynı kişileri görüyorlar. Hep aynı tavır, hep aynı ilgi, odak. Ve biri başka, yabancı biri geldiğinde daha fazla ilgi ya da... Daha fazla böyle ilgilenme şekli falan. Sevgiye aynen, bir açlık sevgiye mı var? Çok aç o insanlar oluyor. Sen de mi öyleydin? Ben anne sevgisi değil de baba sevgisini çok aradım. Babanı merak ettin. Evet, zaten koruyucu ailemden ayrıldıktan sonra, ki ben babama çok düşkündüm. Yani hı-hı, onun tırnağı kanasa benim ciğerim paramparça olurdu. Tırnağını kanatan ne varsa onu paramparça edesim gelirdi. O kadar seviyordun babana. Ben onun için aşkım, kahramanım, her şeyim o benim. Yani İbrahim Bey'den bahsediyoruz. İbrahim Çoban, seni büyüten baba. Evet.